A virgül B ikilisi istenmiş. Şunu yapabiliriz. A'yı veya B'yi yok edeceğiz. Şimdi hangisi bizim kolayımıza geliyorsa onu seçeriz. Ama sayılara baktığımız zaman çok da fark etmeyecek. Biz burada A sayılarını yok edelim. Şimdi A sayılarını yok etmek istiyorsak birbirinin ters işaretlisine dönüştürmeliyiz. Şunu birinci ifadeyi eksi 4 ile çarparsak eksi 12A olur. İkinciyi de 3 ile çarparsak burası yine 12A olur, birbirini götürür. O zaman birinciyi eksi 4 ile çarpıyorum hemen. Eksi 4 çarpı 3A, eksi 12A, eksi 4 ile eksi 5'i çarpıyorum, 20. Tabii yanında da B var. Eşittir. Şöyle devam edeceğiz. Eşittir. Eksi 4 çarpı 9, eksi 36 yapacak. Şurası eksi 36. Şimdi 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı 4a, 12a, 3 çarpı eksi 3b, bu da eksi 9b yapacak. Eşittir. 3 çarpı 1, 3 değerini alır. Şöyle taraf tarafa topluyorum. Buradaki eksi 12a artı 12a birbirini götürdü. 20b eksi 9b, 11b olacak. Eşittir. Eksi 36 artı 3, bu da eksi 33 olur. Şimdi her iki tarafı 11'e bölmeniz. Şöyle bölüyorum 11'e. Buradaki 11'ler gitti. Şu sol tarafımız B. Sağ tarafımız 33'ü 11'e bölüyorum. 3. Önünde de eksi olduğu için eksi 3 olacak. Yani B değerimiz eksi 3. Şimdi denklemlerden herhangi birini seçerek orada B yerine eksi 3 yazacağız ve A'yı hesaplayacağız. Ben ikinciyi alıyorum. 4A eksi 3B eşittir 1. Şimdi x yerine, şey pardon x değil, b yerine eksi 3 yazacağız. Şuraya eksi 3 yazalım. 4a eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 eşittir 1. Buradaki 9'u sağ tarafa yollarız. 4a eşittir. 1'den 9 çıkaracağız. Eksi 8. Şimdi her iki tarafı 4'e bölmeliyiz. Bu 4'ler gitti. Sol tarafımız A, sağ tarafımız 8 bölü 4'ten 2, önünde de eksi olduğu için eksi 2. Şimdi bizden istenen şey A virgül B ikilisiydi. A virgül B ikilisi de eşittir diyorum. A sayısını eksi 2 bulduk, B sayısını eksi 3 bulduk. Yani bizim ikilimiz eksi 2 virgül eksi 3 olur.